Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Yine yağmurlu, sağanak yağmurlu bir günden, bir cuma gününden hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Hoş geldiniz Hatice Sever Eurosplend kanalıma. Evet arkadaşlar. Tabii ben buranı kapatmıştım. Ama hoşuma gitmedi. Ben sukulentlerimi yağmursuz düşünemiyorum. Hani hep yağmur yağmur diyorum ama yapacak bir şey yok. Siz de sıcak sıcak diyorsunuz. Tam tersi. Ama gerçekten sukulentler yağmura alışınca tadına doyum olmuyor. Şunların güzelliğine bakın. Birazcık güneş açtı. Ama tüm gün yağmurlu gösteriyor. Arkadaşlar, şu Titubans Viryagatalara bakar mısınız? Bunların cinsleri daha farklı. Daha böyle sık sık yapraklı, daha tombik. Bunlar ise daha böyle salaş. Acaba bulundukları konumdan mı? Ama bunlar da aşağı yukarı oradaydılar. Demek ki farklı farklı türleri de olabiliyormuş. Bulutluları size göstermiştim. 2 gün önce diktim buraya. Bakın yağmurla beraber ne kadar güzel havaya kalktılar. Zaten buradan çok az alt yaprak çürümesi oldu. Yani çok az yaprak aldım. Evet, yani kapatmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Şuraya bakın, şu bonbonlara. Şunların güzelliğine. Pembeleşmeye de başladılar. Aslında bunlar mor ay taşları. Pembeleri bu tarafta. Onlar da çok güzel pembeleştiler. Şöyle bir bakalım. Kanadima. Kanadiyen. Kanadalı. Evet. Şu türüm burada ne kadar güzel bir uyum sağladı. Mardi Gras'ım da bunun şeylerin tepelerini almadım arkadaşlar. Göbeklerini oymadım yani. Ama büyümeye başladılar. Bakın açılmışlar. Niye almadım bilmiyorum. Unuttum herhalde bu köşede kaldı. Yoksa yani duramazdım. Şu baldilere, şu graptolara o kadar güzeller ki. Şunlara bir bakın. Hele yağmur yağınca da acayip güzel oldular. Şöyle geçelim. Şu füret o kadar büyüdü ki arkadaşlar. Şunları kapattı biraz. Şu türler de harika. Renkleri böyle buz mavisi gibi. Şuraya bakıyorum. Yine bir füret burada. Şunu şöyle alalım ki şöyle biraz gelsin. Şu para ağacım kapanmasın. Bakın orada da çok güzel bir para ağacım var. Yani burası nasıl diyeyim arkadaşlar, bir ganimet. Şöyle bir bakıyorum, bazılarını da aldım. Bir sürü tür dikmişim buraya. Hepsi de uzamış, boylanmış. Bronzeler bile harika olmuşlar. İki tür bu grapto mu acaba? Değişik graptolar var bende arkadaşlar. Yani ben yeni fark ediyorum. Evet. Bunlar da harika oldular. Şu yaprakların dokusu muhteşem.
Evet, bunun çiçeğini kestim. Artık buranın üstüne doğru geliyordu. Gördüğünüz gibi bebekleri de anaç oldu. Muhteşem. Şu hele Grapdo ve Baldi zengini. Evet arkadaşlar, buraya ilaç atmadan, yani salyangoz ilacı atmadan önce bayağı bir şeyleri yemişler. Bunlar ta şunların bakın aynı böyle gövdelerini yemiş salyangozlar. Bir tanesini oradan çıkardım. Ama bunlar da böyle ondan sonra köklenmiyorlar. Maalesef kaybettim. İki tane salyangozun azizliğine uğradı tabii. Hemencecik onlar kendini fark ettirmiyorlar. Ama şu anda tabii ki önlemlerimi aldığım için yaklaşık bir aydır salyangoz falan görmüyorum. Yani salyangoz da çok önemli. Çok seviyorlar bunları. Evet. Bakın burayı kapattığım zaman bunlar kırıldılar. Ama kaç tane yavru vererek devam ediyorlar. Türetler. Bu arada yavaş yavaş kapanacak gibi. Şu tatlış bile şurada bebek vermiş. Onun büyüğü yukarıda var, pijamalı dediğimiz. Evet, bugün burayı yine çekmek istedim çünkü o kadar güzeller ki arkadaşlar. Yani o yağmur damlacıkları. Tabii biraz buralarda işlemler yaptığım için kirliler. Ortalarına bayağı bir topraklı olmuş. Elhamdülillah. Ay. Yani o toprakları da oradan çıkarmak o kadar kolay olmuyor. Baldi kristal zaten bu arkadaşlar, sanki 20 santimlik saksıyı doldurur şekilde. Evet. Bakın bunun ikisini de yeni dikmiştim. Bebeği de çok güzel durumda. Şuraya bakın. Şu arkadaşlar artık ölüyordu bu debi. Bakın oraya diktim. Suyun altında. Göbeği zaten oymuştum. Oradan herhalde o çürük yapmıştım. Veya bir şey olmuştu. Bakın ne kadar güzel. Yeni sürgünleri geliyor. Bu da bakın ne kadar kellesi uçtuktan sonra gayet güzel oldu. Hiçbir yaramaz. Bu Lion galiba. Arkadaşlar bunu bebekten yetiştirdim. Çok güzel. Böyle Magic Rex gibi ama daha böyle salaş. Daha ince yapraklı ama çok güzel. Düşündüm bu nedir acaba? Magic Rex mi? Sonra yukarıda Lion'ı görünce dedim bu Lion. Evet. Şu da harika oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renkleri. Bunu da Maria'dan almıştık. Yani brown pink değil. Farklı bir tür. Ama çok güzel. Evet. Şunların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Yani bunlar da kıpkırmızı oluyorlar. Buradan böyle çoğaldılar. Şu ambiyansa bakar mısınız? Renk tonlarının geçişlerine. Bunlar daha farklı. Demek ki bunlar iki türlü arkadaşlar. Bir bu. Bu daha farklı. Aynısı değil. Bu o kadar yukarıya büyümüyor ve benim için bu daha güzel. Bana göre yani. Daha böyle tok, kip duruyor. Bu ise böyle yaprakları daha uzun uzun. Dikkat ettiyseniz onun yaprakları tombik, bununkiler biraz daha sivri. Evet.
Şöyle bir devam edelim arkadaşlar, hızlı hızlı. Yani es geçmek de istemiyorum hiçbir şeyi. O kadar güzel görünüyorlar ki bu güzelliklerle sizi de buluşturmak istedim. Bu bebek vermeye devam ediyor. Dekora. Evet. Şuraya bakın. Ay, kafama da su, su damlıyor. Evet. Şunlara bakın arkadaşlar. Lover'in rose buketi. Evet, geldi sıra bebeklere. Evet, şunları bilmiyordum. Aslında alırken de isimleri farklıydı bunların. Nülüfer Nurcan'a gitmiş. Onlara selam olsun. Beni de çağırdılar ama arkadaşlar, maalesef. Hani biraz spontan oldu. Önceden olmuş olsaydı biraz daha şey olurdu. Plan yapardım daha doğrusu. Bir dahaki sefere inşallah. Onlar buna ghost dediler ama bilmiyorum. Ghost'sa çok sevinirim. Gerçekten. Başka nerede yetiştirdim bakayım. Bir yerde daha gördüm. Görünce gösteririm. Arkadaşlar bakın, ben şey yetiştirmişim. Hiç farkında değilim. Süperbum. Bebekten süperbum yetiştirmişim. Ha, bu pembecikleri de yetiştirdim arkadaşlar. O kadar güzeller ki. Böyle yeşillerin içinde pes pembe, bordo. Güzel bir renk geçişi oluyor. Evet, bunları da bilmiyorum nedir. Bu kaktüsüm de arkadaşlar bir türlü köklenmedi, buraya koydum. Evet, şu nedir acaba? Yani perde gibi görünüyor ama bilmiyorum. Biraz büyüyünce belli olur. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Bebeklerden o kadar. Evet. Hepsi, bakın benim şey. Agovides. Üç kafalı yetiştirdiğim. Bunun büyüdüğünü, büyürse yani inşallah, böyle şey gibi olursa yani, bir 8 santimlik, gerçekten bunu böyle baş köşeye koyacağım. Evet, bebeklerim arkadaşlar, gördüğünüz gibi mavi pembe ay taşlarından tutun. Yani her çeşit bende olan olmayan birçok çeşitten müteşekkil bir bebek bölümü. Bakın bunlar da harika. Böyle dal vererek büyüyorlar bebekken bile. Bunlar orpetleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bir sürü. Lolama bakın. Lolacığıma bakın. Aha, ablaları öbür tarafta. Evet, trompetim. Bu da trompet. Bu da trompet arkadaşlar. Bayağı bir trompet yetiştirmişim. Bunlar tütübanslar. Çok tütübans var. Seviyorum onu ben. Bu da tütübans. Evet. Yani arkadaşlar, kırasulaları da buraya diklemişim. Arı görünüşüne bakın. Çok güzeller. Yapraklara geçelim arkadaşlar. Bütün yapraklar, yani bu şu vermeyenleri yine atmışım. Attım daha doğrusu. Fred kristat çıkarıyor. Evet, şu bakın. Bu Beati galiba arkadaşlar. Bu var ya Allah'ım. Hepsi bakın arkadaşlar, dolu dolu. O kadar bebek veriyor ki, şunu biliyorsunuz. Şöyle. Ne kadar yaprağı varsa hepsinden vermiş. Evet, yine bir kristat Fred. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bütün yapraklar, önceden attıklarım, şu üçüncüsünü veriyor.
Trompet, onu hiç şey yapmıyorum, çok anaç. Onu hiç kaybettirmiyorum. Diyorum ki sen bol bol doğur. Aa, bir tane daha böyle burada şey var. Şöyle yapalım. Yani bu neydi? Bakacağız neydi arkadaşlar. Şimdi aklıma gelmedi. Gördüğünüz gibi bunları yeni attım. Yağmurun ortasındalar. Seviyorlar yağmuru yani. Ölen ölüyor, kalan kalıyor. Öbür türlü de öyle. Bakın mesela bu demek ki yağmurdan değil de bu çürükten dolayı zannedersem. Atıyorum, ne olursa olsun, olan oluyor, olmayana da güle güle diyorum. Bunları da buraya diktim arkadaşlar. Daha güneşi sevmiyor. Güneş almayan tarafa sevmiyorlar güneşi çünkü. Böyle arkadaşlar. Yani cuma günü böyle size ıslaklı bir video çektim. Bol damlalı yağmur damlacıklarından oluşan. Şuraya bakın. Evet. Raptorların muhteşemliği. Şuraya geçelim. Bakın. Agovides. Koskoca bir saksıyı dolduracak şekilde olmuş arkadaşlar. Orayı çok sevdi bu. Yarı güneş alıyor. Işık, bol ışık. Muhteşem oldu. Böyle arkadaşlar, bu sefer de buradan alalım. Şöyle görüntüyü. Ve Allah'a ısmarladık diyelim. Ve iyi bir hafta sonu dileyelim herkese. Şöyle. Bakın arkadaşlar şu görüntüye. Böyle bir halı gibi, nasıl diyeyim size. Hani lale tarlalalı. Ay. Diyemedim arkadaşlar. Lale tarla. Ları. Evet, tarlaları olur ya. Ay, bazen böyle tekerleme oluyor. Onlar gibi. Ya. Lale tarlası. Bu tarladan hepinize sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.